hanımefendiler, beyefendiler, siz geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar ve gençler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramınızı en canı gönüllerden kutluyor ve tebrik ediyorum. Hepinizin de bildiği gibi bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla, büyük bir sevinçle kutluyoruz. İlk günkü heyecanı hepimiz yaşıyoruz. Çünkü Cumhuriyet demek, halk demek, millet demek. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Türkiye'de yeni bir sisteme geçileceğini düşündükleri zaman, bunun hangi bir sistem olacağını düşündükleri zaman, bunun millet için, milletin kendisini yönetme sistemi olan Cumhuriyeti Türk milletine layık görmüştür. Çünkü Cumhuriyet yönetimi en çağdaş, en demokratik yönetim sistemidir. Bildiğiniz gibi daha öncelerde saltanat vardı. Saltanatta yönetim babadan oğula kan yoluyla geçen bir yönetim şekliydi. Ama Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları isteselerdi böyle bir yönetimi benimseyebilirlerdi. Ama onlar bu milletin yakışır bir şekilde en ideal yönetim olarak Cumhuriyeti benimsemişti. Hepimiz kim yönetici olmak istiyorsa, Türkiye'deki 78 milyon her insanın Türkiye'de yönetime söz sahibi olduğu yönetim şeklidir Cumhuriyet. Köydeki bir çoban, bir işçi, bir mühendis, bir her kim meslek sahibi olursa olsun Türkiye'nin yönetiminde söz sahibidir. Seçimlerde kullandığı oylarla. Ve şu da vardır arkadaşlar. Bir insan ekonomik durumuna bakılmadan, belli şartlar altında, eğitim şartlarıyla Türkiye'de Cumhurbaşkanı da olabilir, başbakan da olabilir, milletvekili de olabilir, belediye başkanı da olabilir. İşte bunun için söylüyorum arkadaşlar, çocuklar, gençler, daha önceden böyle bir şey yoktu. Belli bir aile veya da belli bir soydan gelen insanlar ancak idareci olabiliyordu. Ama Cumhuriyet bize bunu sağladı. Bugün köyde bir çobanlık yapan bir ailenin çocuğu veya bir sanayicinin çocuğu, işçinin çocuğu yarın Türkiye'de vali de olur, kaymakam da olur, başbakan da olur. İşte bu yönetim şekli Cumhuriyet'tir. Bu yönetim şeklini bize verdiği için başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına millet olarak teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet'in en temel özelliklerinden birisi de demokrasidir. Halkın kendi kendini yönetimi seçmesidir. Bundan dolayıdır da en son FETÖ darbe girişimlerinde gördünüz, hepimiz televizyonlarda izledik. Halk yönetim kendisinin olduğu için, idare kendisinin olduğu için, devlet kendisinin olduğu için, kendi yönetimini kurmak için tankların altına, tüfeklerin altına, kurşunların altına yattı. Çünkü bu yönetim, bu demokrasi milletin demokrasiydi. Başkasına vermeye niyeti yoktu. Çünkü söz milletindi. Bundan dolayı da emanet siz gençlerin ve çocuklarındır. Bundan dolayı da bu yönetim şeklini bize veren tekrar Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına tekrar hayırla yad ediyoruz ve tekrardan bu günleri bize verdikleri için teşekkür ediyoruz. Sizleri de saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.